Otomatik bilgi paylaşımıyla rahmetli Necmettin Erbakan'ın ne alakası var diye hemen soruyorsunuzdur. Şimdi 2007 yılında yaptığı konuşmanın videosunu hazırladım. Bunu az sonra size sunacağım. Konuşmasında diyor ki kimlik kartınızla diyor kimlik numaranızla sizin hakkınızda bütün bankadaki her yerdeki bilgilerinizi alacaklar diyor. Bunu ne zaman söylüyor? 2007 yılında. Ne oluyor şimdi otomatik bilgi paylaşımında? Almanya'da yaşayan bir gurbetçimiz diyelim veya herhangi bir kişi dünyada aynı. Çünkü bu, bu anlaşmaya 140 ülke imza atmış. Almanya'da oturuyor. İsviçre'de hesabı var diyelim ya da Avusturya'da var. Bir tane de Türkiye'de var. Bir tane de Polonya'da var. Şimdi bunun adresi Almanya'da gözüktüğü için bu diğer ülkelerdeki hesaplarındaki para miktarları alma maliyesine aktarılıyor. Niye? adam bir kişi uluslararası bankacılıkta ne yapıyorlar? Denetim yapıyorlar bu konuda. Ve ne oluyor? Sizin bir e, kimlik bilginizle bütün dünyanın her yerindeki para hesaplarınıza ulaşıyorlar. Başka şeylere de ulaşıyorlar. Yani sadece para hesabınıza değil, her e, bilginize artık bir düğmeye basarak ulaşılıyor. Ve ne yapıyor? Diğer mali e, ülkelerde birbirinden bir düğmeye basarak Bilgi alışverişini yapıyorlar. Artık bu noktaya geldik mi? Ne zaman söylüyordu bunu? 2007 yılında söylüyordu. Bu otomatik bilgi paylaşımı biliyorsunuz. Bankalardaki 31 Aralık 2 e, tarihli verilerin bir sonraki yılın Eylül ayında e, kişinin yaşadığı, adresinin bulunduğu ülkeye gönderilmesi. Burada vatandaşlık önemli değil. Sadece yaşaması yetiyor. E, rahmetli Erbakan ne zaman bunu söylüyor? 2007 yılında. Bizim Ali Babacan Başbakan Yardımcısı 2011 yılında buna uluslararası imza atmış otomatik bilgi paylaşımına. Ondan sonra 2017 yılında meclisten tüm partilerin oy birliğiyle geçmiş ve 2018 verileri 2019 yılında Norveç ve Letonya'nın paylaşılmış. Sonradan bunların aynı iki ülkenin bilgileri 2019 bilgileri de paylaşılmış. Bu arada Gelir Dersi Başkanlığı'nın açıklamadığı bir ülkenin de, ülkenin de 2017 yılı verileri 2018 yılında paylaşılmış. Şimdi gelelim rahmetli Erbakan'ın konuşmasına. Buyurun bir dinleyin. Bir diğer dördüncü rapor ise polis devleti yol haritası. Ne demek bu? Senin bir kimlik numaran var ya, bu kimlik numaranı verdiğin zaman artık öyle bir bilgisayar ağı kurulacak ki, Nerede ne paran var? Kimsin, nesin, ne iş yapıyor? Nereden nereye gittin? İstediği zaman bilgisayardan derhal bunları görecek. Diyor ki bugün şimdi biz diyor parayı kontrol ediyoruz ama bu kontrol yetmiyor. Yine de bir takım yardımlaşmalar yapılıyor. Bunları önlemek için bütün dünyada bir polis devleti kuracağız. Herkesin her kıpırdayışını takip edeceğiz. Bu polis devleti nasıl kuracağız? adımlarını atma başladı biliyorsunuz. Bir kimlik numaranı verdiğin zaman tamam. Her şey belli. Şimdi bunu geliştiriyor. Bu yetmez diyor. Bizim diyor her şeyi istediğimiz gibi kontrol altına almamız lazım. Ne istersek istediğimiz bilgiye ulaşabilmemiz lazım. Buna göre bir dünya kuracağız. Polis devleti yol haritası. Bütün dünyadaki devletleri polis devleti getirmek için nasıl bir yol çizeceğiz? incelemiş, raporlar hazırlamış. Muazzam paralar dökülerek hazırlanmış bunlar. Ortaya koymuş. Şimdi bunları gerçekleştirmek istiyorlar. Evet. Yani tamam bunu bir rapordan bir yerden bulmuş, almış, anlatıyor. Hani ne yapıyor? Uyarıyor, geleceği görüyor, ne olacağını söylüyor. Yıl 2007. Şimdi kaçtayız? 2021'de. 14 yıl sonra ne yapıyoruz şimdi? Herkes ne bekliyor? Benim bilgilerim paylaşıldı mı, paylaşılacak mı? Evet. Hani bu uluslararası polis devleti oradan bahsediyor ama gerçekten de o, o da haklı. Polis devletinden kasıt şu. Artık devletler her şeyi denetliyorlar. Ee, Birçok şeyi de polise vermişler. Yani polisin gücü çok fazla. Finliler, ben Finlandiya'da yaşıyorum. Bazen polis çünkü kanunları uygulayan kim? Polis. Bazen polise öyle kızıyorlar ki polisi valtıyor diyor. Yani polis devleti. O kadar normalde İskandinav ülkelerini ne bilirsiniz siz? Rahattır, her şeyi yapabilir. Öyle şeyleri yok. Polis kanunları uyguluyor sana. Şimdi bizimkilerin ne olacak? Gurbetçilerin bilgileri ilgili ülkelerin vergi daireleriyle paylaşılacak. Yani Türkiye'de bir hesabı olan bir gurbetçinin adresi yurt dışında gözüktüğü için onun bilgilerini ne yapıyorlar? O bulunduğu ülkeye gönderiyorlar. Şimdi bizim burada tabii ülkemizde yaşayanların anlamadığı bir şey var bürokratlarında. Bunlar diyor ki sadece de vergi amaçlı kullanılacak bu. Değil. Bu mesela örnek vereyim Finlandiya'dan. Finlandiya'ya böyle bir geldiği zaman vergi dairesi, göçmenler bürosu ve polis ortaklaşa bilgilere ulaşabiliyor. Bu böyle. Bu Diğer ülkelerde de öyledir. Ama bizimkiler tabii yurt dışında yaşamadıkları için bürokratik biliyorsunuz e, Türkiye'de kedi yağından kavrulup duruyor. Benim hep önerim nedir? Yurt dışından eğer memur alacaksanız Türkiye'de yurt dışında yetişmiş çok insanımız var. Milyonlarca kişi yurt dışında yaşıyor. Bunların arasından alacağınız kadroya yüzde beş yurt dışında eğitim görmüş. Yani ortaokul, orada ortaokul bitirmiş kişilerden alma şartını koymanız lazım. Futbolumuz 90'lı yıllarda böyle Avrupa'da, Almanya'da şuradan buradan yetişmiş futbolcuların Türkiye'ye gelmesiyle ne yaptı? Bir kademe atladı. Şimdi bak dünyaya ne dizi satıyoruz değil mi? Dizi, dizileri satıyorsunuz. E bunların da gene Almanya'dan veya diğer ülkeler yurt dışında yaşayanların Türkiye'ye gelip bu sanayi, sanayidir artık film sanayinin içine girmeleri olmuştur. Bizim yapacağımız ne var? Gurbetçiyi, gurbetçiyle, gurbetçiyle Türkiye'deki bürokrasiyi biraz daha desteklememiz lazım. Çünkü o yurt dışını biliyor. Yani daha iyi analiz yapar. Mesela benim bakın burada. Benim 135. videom bu konuyla ilgili. Ne yapıyorum sizlere? Hep bulduğum şeylerle tamamlı bilgi veriyorum. Havaya video yapmıyorum. Ne diyorum şimdi? Rahmetli'nin videosunu buldum. 2007 yılında konuşuyor. Şimdi 2021 yılındayız. Dediği olmuş mu? Olmuş. Niye? Çünkü o Bilim adamı hep araştırmaya e, önem veriyor ve e, alınan bilgileri de analiz yapıyor. Ve güzel güzel tatlı tatlı da anlatıyor. Ne diyor? Olacak oldu mu oldu? İnanın mıydınız buna? Bu şekil bu hale geleceğine? Yok. Ama kendisi 2007 yılında söylemiş. Ne yapacak diyor? Tek kadide düğmelerle iş halledecekler diyor. Hallediyorlar şu anda. Hallediyorlar, mı? Hallediyorlar. Başka şeyler de olacak. Ama tabii bu ee, videodaki konuşmasını alıp Türkiye'de korona falan ona getirenlere onlara ben hiç şey vermiyorum çünkü korona virüsüne bunu getirmeyiniz. Korona virüsü farklı bir durum, ee, o insanlığın başına gelen bir bela. Yani bundan o öyle şey yok ama bu düğmeye basıp bütün bilgilerini paylaşma olayı oldu. Şu anda o aşamaya geldik. Kişisel verilerin koruma kanununa aykırı olan bazı şeyler var. Onları çıkartmışlar biliyorsunuz. Buna bir, bir önlem o. Bakınız bak bu harekete bir önlem. Orada ne oluyor? İşte senin mal varlıkların falan filan diğer bilgilerini yurt içinde paylaşamıyor. Ama yurt dışından istediği zaman belli bir şeyler verilebiliyor. Ama bu otomatik bilgi paylaşımında sadece şu anda e, parasal e, finansal veriler paylaşılacak. Evler, arabalar veya arsalar, diğer şeyler gayrimenkuller paylaşılmayacak. Ama ne olacak burada? Yeni bu videomu izleyenler için şöyle söyleyeyim. Diyelim sizin bir kişinin bilgileri Almanya'ya verildi. Türkiye'deki banka bilgisi 2020 diyelim. Ben ihtimal vermiyorum ona verildi. Alman maliyesi bakıyor. Diyor ki buna getirsen sen diyor bu hesabın var burada Türkiye'de varmış. Sen bunun bir 5 senelik veya 10 senelik dokümanını getir bana. Siz gidip bankadan getirdiğiniz zaman eğer o kişi emeklilik maaşı onun o hesabına yatıyorsa. Evi varsa kirası oraya yatıyorsa. Ne oluyor? Gözüküyor orada. Ha sen bu ne? Kira geliri. Demek senin evinde varmış. Veya işte İstanbul'da araba almış, ticaret taksisi var, ondan geliyor. Ha senin ticaret ta taksisi de varmış. Diğer şeylerle ne olacak? Emeklisin, oradan da gelirim vardı. Sen bunları bana bir Hop Hoppala gitti adam. Ha dersin ki ben de versin. Vermek istemiyorum. Vermesen otomatik sana ceza kesecek belli bir şey. Bunun üstüne ekleyerek. Arkadaşlar burada benim söylemem söylemim şu. Eğer böyle bir paylaşım yapılırsa gurbetçinin 50 yaş üstü Türkiye'ye geri döner. Öbürleri belki vatandaş olanlar işte şey denilir. Belki biraz kalır. Çünkü niye burada? Eğer bazı ülkelerde hapis cezaları da olacaktır. Yani resmi hesap parada yatırsan ...gene onu ispatlaman çok zor. Yani adam 5 sene önce 6 sene önce yatırmış makbuzunu atmış. Nereden? E yurt dışından getirdim. Bu senin bankandan çektim onu. Onu bulacak da çıkartacak da ...gene cezayı yer. Şimdi ne olacak? Bunlar cezalar yayınca... Bazı ülkelerde hapis cezaları da alacaklardır. E sonuç ne? Türkiye'ye kesin dönüş. Buna da hazır olalım. İnşallah paylaşım olmaz, erteleme olur. Bu yönde bir adım atılır. Ama burada rahmetli Erbakan'ın ne yaptım? Sizlere bu ileri görüşlü yani geleceği gören konuşmasını sundum. Allah rahmet eylesin. Ve Türkiye'de Öyle veya böyle bir adım attı ve Türkiye değişik bir raya girdi. Yani bir yerdeydi, kendisi cefasını çekti ama ondan sonra ne oldu belli bir şeye girdik. Artık bundan sonra ne olur onu bilmiyoruz ama bizim amacımız kurbetçiyi bu zor durumdan kurtarmak. Evet arkadaşlar İnşallah bu sene paylaşım yapılmaz, gelesini ertelenir bir haber alırsak sizlere bilgilendireceğiz. Bu konuda böyle. Yakup niye böyle video yapıyorsunuz demeyin. Bu bak ilginç bir şey buldum size. Ee, bir ileri görüşlülük. Bunu diğer e, devlet büyüklerimizden de ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Niye koydun bunu? E sen şimdi paylaşım yaparsan kurbetçinin ne hale geleceğini göremiyorsun. Ama bizler ne yapıyoruz? Görüyoruz yurt dışında olan, yaşayanlar olarak. Ne hale gelecekti? Tamamıyla bitiş. %80'ini etkileyecek yurt dışındaki 6-7 milyon insanın ve tamamıyla bir sıfırlama olacak. Ya kurbetçilerin hepten bağını keseceksin, onun o bankalarındaki 52 milyar dolarını panikle çekmesine neden olacaksın ya da diyeceksin bir erteleme yapayım. Bir bahaneyle, bir bahaneyle resmi olarak bir bahaneyle yapılır erteleme. Kurbetçi de bu senenin sonuna kadar gider, işlemini yapar. Hükümet vebalden kurtulur. Geç bilgilendirme vebalinden gurbetçi de ne yapar? İşini halleder. Arkadaşlar her yönüyle sizler için çalışmaya devam ediyorum. Hepinize selamlar, kalın sağlıcakla.